Derya Hanım'ı çağırayım. Nihal Babayiğit'in annesi Derya Hanım gelsin lütfen. Ya Derya'cığım. Şimdi bazı gelişmeler var. Onlardan hepsini haberdar edeceğim size ama Muhammed'in bir görüntüsü beni çok endişelendirdi. Çok ürküttü. Ya yani o yüzden mi sen istemedin bilmiyorum ama neyse, o görüntü olunca size ben... Size sarılabilir miyim? Tabii, tabii ki sarılabilirsin. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Tabii ki sarılabilirsin. Rica ederim. Ya bir nebze de olsa içimize biraz su serpildi. Yani inşallah yani bir... Nihal'e bir ulaşalım. Rabbim da ayağınıza taş değdirmesin. Emniyetimizin sizin. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Şöyle alayım lütfen seni. Şimdi baba Vedat'ı da davet edelim lütfen. Vedat Bey gelir misiniz? Kolay gelsin Didem Hanım. Teşekkür. Bugün yarın bazı önemli gelişmeler var. İnşallah, onları bekliyoruz. Bugün özellikle o görüntüyü de sizi paylaşacağım. Lütfen İnşallah. Yerine geç lütfen. Şimdi sizin kızınızın yani sevgili... Ya bir anne babaya bunu sormak da bazen beni rahatsız ediyor ama yine de sormak zorundayım. Çünkü hem gazeteciyim ama hem de yani burada vicdan, yani sizlere de görünce empati yapıp anlamaya çalışıyorum ama yani pişmanlıklarınız var mı sevgili Derya? Yani benim... kızınızla ilgili, Nihal'le ilgili. Çünkü yani kızınız maalesef ama maalesef öldürülmüş. Bir cinayet soruşturması var. Bir cinayet, yani ne dersiniz? Yani en büyük pişmanlığınız nerede? Keşke şunu yapmasaydım. Benim en büyük pişmanlığım, keşke ayırabilseydim Didem Hanım. Yani şu gün baktığınızda, şimdi biraz sonra görüntüyü getirdiğimde, aslında o görüntüyü şimdiden Instagram'a koyabilir miyiz Pınar? Bahsettiğimiz o görüntüyü Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Çünkü ben o görüntüyü görünce çok ürktüm Muhammed'den. Gerçekten çok ürktüm. Şimdi biraz sonra görüntü ekranlara getireceğiz. Ama önce Instagram'a koyduk, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk. Yani neden peki ayırsaydım diyorsun? Ya bugünkü olaylardan dolayı mı, yoksa bugüne geleceğinizin sen anladın mı yani bu noktaya geleceğinizi? Ben bu noktaya geleceğimi anlasaydım zaten elimden ne geliyorsa yapardım. Ya da hissettin mi yani? Hiç böyle bir şey hissetmedim. Hiç böyle bir şey hiç hissetmedim. Hiç şiddete meyilli bir adam değil mi bu çocuk? Ya yanımızdayken öyle biri görünmüyordu. 6-7 ay belki daha ama fazla beraber yaşadık. Ya öyle yapmayın ama insan kendini bir şekilde belli eder ya. Hiç belli etmedi Didem Hanım. Dün de dedim ya. Hiç belli etmedi ya. Bakışları bile bir tuhaf bu çocuğun. Hiç belli etmedi. Ama böyle değildi Didem Hanım. Ha? Biz bu şekilde şeylerini bilmiyorduk. Ben kızınızın bir gün önce kaybolmadan, bir gün önce yaptığı görüşmeden bahsetmiyorum. Biliyorum. Yani Muhammed'in elimize ulaşan yeni görüntüsünden bahsediyorum. Ya çocuğun gözlerinden böyle ateş çıkıyor, öfke çıkıyor, var böyle Didem Hanım, şimşekler var. Çıkıyor. Acayip bir şey yani o görüntü. Şurada benim, bile var hani videosunda bunlar, bu bile ne var. Ki, bu hiçbir şey değil yani. Allah'ım ya, ne düşeye düştük. Hani hiç anlamadınız. Böyle biz sizin yanınızda bayağı rol yapmış o zaman. Değildi Didem Hanım. Allah. Değildi. Ya peki sizin kızınız sevgili Nihal şeyden korkmuyor muydu? Yani korkuyor muydu Muhammed'de yoksa? Korkuyordu. Çok korkuyordu Didem Hanım. Güveniyor muydu? Ya güven demeyelim. Aslında güven değil bu ya. Korkudan. Ne geldiyse başına korkudan geldi zaten. Yani senin kızın 2023 Ocak ayında doğum yaptıktan sonra senin yanına geliyor. Yaklaşık senin yanında bir 10 ay, 12, 11 ay, 10 ay falan kalıyor. 9 ay kalıyor senin yanında. Sonra kayıplara karışıyor. Antalya'ya geldikten sonra Muhammed'le hiç bir araya gelmiş olabilir mi? Birlikte olmuş olabilir mi? Hiç buluşmuş olabilirler mi? Ya belki de buluştu. Benim haberim yok. Ben çalışıyorum zaten. Hani 24 saat takip edemiyorum. Ya sana hiç Muhammed'den bahsetmedi. Bahsetmedi. Peki senin kızın yani şey, o hamile olmuş olabilir mi? Bir hamilelik yaşıyor Nihal olabilir mi? Hayır Didem yani Hanım. Yani vücudunda olamaz. Bir değişiklik. Hayır hayır hayır. Hayır. Hiçbir değişiklik yok. Kilosu çok, aynıydı. Aynıydı, çok zayıftı. Çok zayıftı. Evet, en son kaybolmadan 2,5 ay önce falan 48 kiloydu. Yani peki kaybolduğu sırada? Yani... Aynıydı. Hiçbir değişiklik yoktu. Hiçbir değişiklik yoktu. Hiçbir değişiklik Nihal'de. Yoktu. Yani acaba o sırada Nihal'le görüşmeyi... Ya olsaydı söylerdim hani şunu dikkat ettim, şu dikkatimi çekti. Ama dikkatimi çeken hiçbir şey olmadı. Aynıydı. Bir hamileliği yok yani. Yoktu. Muhammed'le birlikte bir arada ona emin olamıyorum diyorsun. Yani ya bak ona ben diyorum zaten dedim ama benim içim dışım bir. Hı hı. Neyse söylüyorum ben. Ha gidiyordu mesela hani çarşıya gezip geliyordu. Ama geliyordu geriye.
Şimdi Muhammed sizin evinizden alıp işte bu en son sinyal verdiği yere kızınızı arabayla, özel arabayla götürdüyse kendini kurtarabilmesi için yapabileceği çok fazla bir şey olmayabilir ama olabilir de. Çünkü mesafe aslında yine de var epey bir sizin oradan orası. Ama toplu bir taşımayla bir şeyle gitse yani daha doğrusu şöyle kendini koruyabilir miydi Muhammed ona işte bir saldırsa ya da başka Koruyamaz dedim ama. Çocuk gibiydi yanında ya. Hiçbir şey yapamaz. Yani saldırsa bir şey yapsa. Hayır, çocuk hayır. gibiydi Didem Hanım. Görseniz çocuk gibiydi yanında. O kadar yani. Hiçbir şey yapamaz. Yapma şansı yok zaten o çocuğa karşı. Yapamazdı. Hiç karşı koyamaz. Karşı koyamaz yani. Şimdi biz Muhammed'in ailesi sizinle ilgili çok ilginç şeyler söylüyor. Muhabirimiz onu anlatacak. Şu anda evlerinin önünde Batman'da. Muhammed'in ailesinin evinin önünde. Onlar da diyorlar ki işte biz insan içinde çıkamıyoruz. Mümkünse bir süre çıkmayın çıkmasınlar yani. Çıkmasınlar zaten. Çünkü nasıl insan içine çıkıp yani insanız diye dolaşacak? Nihal ortaya çıkıncaya kadar aksine insan içine çıkamıyoruz diye dertleneceğinize Recai Bey'e ve ailesine söylüyorum. Bildiğiniz bir şey var, sizin de kızlarınız var. Kızlarınızdan biri de bu olayı yaşıyor olabilirdi. Şimdi dertleri bu muymuş? Yani insan içine çıkamıyoruz. Yani çok özür dilerim ama bildiğiniz bir şey varsa bizlerle paylaşın. Ancak aileyle ilgili şimdi Sevda işte biz sonuçta cevap haklarını kullansın istiyor ya da istiyoruz ya da bir şey bildikleri bir şey varsa anlatsın istiyoruz. Sonuçta evlerinde tuttukları bir kız var, ikinci bir kadın var. O kadınla ilgili acayip iddialar var. O kadınla beraber bu cinayeti işlediği iddiaları var. O kadını kendi evlerinde tutmaya devam ediyorlar. O kadın evli bir kadın. Evli bir kadından senin oğlun çocuk yapmış Recai Beyciğim yani. Nihal'e göstermediğin şeyi, özeni o başa niye gösteriyorsun? Yani çünkü sana soracak çok sorularımız var. Nihal dürüst, Başak dürüst biri değil. Yani daha problemli bir tip gibi duruyor. Şiddete daha meyilli Başak. Başak yanlarında ya Başak konuşmasın diye yanlarında tutuyorlar. %100 öyle değil mi? Ben bu soruları da açık bir şekilde ekrandan soruyorum. Ya Başak bu ikinci kadını konuşmasın diye yanlarınıza tutuyorsunuz ya da bildiğiniz bir şey var. Yani çok şeyler biliyor Didem Hanım Başak. Ya bu Başak, kız çok şeyler biliyor. Başak çok mu şey Başak biliyor? Başak da bildiği biliyor. İçin onlar bırakmıyorlar yani Didem Hanım. Nihal'le sizin kızınızla Başak arkadaşmış. Evet. Çok şeylerini biliyorlar. Çok şeylerini biliyorlar. Ya kimse hani inandıramaz bunu. Her şeyi biliyorlar. Biliyorlar. Şimdi Sevda'yı bir göreyim ben lütfen. Sevda hazır mı sevgili Sevda muhabirimiz? Şimdi bu şeyin Muhammed'in abisi Şahin'in röportajını dün biz ekranlara getirmiştik. Buna bir içerlenmiş tabii röportajı. Kendisi verdi. Kendi rızasıyla verdi Şahin Bey yani. Neler söylemiş? Sizin hakkınızda bayağı bir ileri geri konuşmuş. Canlı yayında muhabirimizden duyun istedik. Sevda neler anlattı? Bu ne dedi? Ya yani kimi suçluyor Şahin? Muhammed'in şeyi abisi. İyi yayınlar Didem Hanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi yayınımızın hemen ardından Şahin Bey ile birlikte bir konuşmamız oldu. Evet. Kendisi yayınımızın ardından şunları söyledi. Nihal'in başına bir şey gelmesini bizler de istemiyoruz. Umarız sağ çıkar ki biz burada inatla Nihal'i Antalya'da da Batman'da da yani tüm ekip olarak aradığımızı bastır bastır bütün yayınlarda söylüyoruz. Umarız sağ çıkar dedi buna rağmen. Hı hı. Ve hemen ardından da Şahin Bey şunu ekledi. Derya Hanım da ne söylesek, biz ne söylesek yalan diyor ve bizi yalanlıyor. Bizim söylediğimiz her şey yalan mı demeye başladı. Ben de cevap haklarını kullanabileceklerini, bunun için her gün buraya geldiğimi. Şu anda evin önündesin zaman zaten. Evin önündesin. Muhabirimiz evet. Orada Recai evet, Bey, evet. Besa Hanım, Şahin'in eşi, Başak hatta. Ama Başak işitme engelli olduğu için onunla iletişim kuramıyorum. Ben işitme, yani o dili bilmiyorum yani. Dolayısıyla ben Recai Bey'le konuşmak istiyorum. Ama Başak'ı da bıraksınlar. Başak resmen rehin tutuyorlar gibi yani. Sokağa bile zar zor. O gün bir zar zor konuştu kendisiyle. Yani Başak'ı bile salmıyorlar. Ya aslında bence Başak biraz tedirgindi o gün. Ben Başak'ı öyle gördüm. Neyse sana ne söyledi şu Şahin Bey? Son olarak da Şahin Bey bana şunu iletti. Derya Hanım da kendi kızına sahip çıkmamış. Hatta o kadar sahip çıkmamış ki kendi kızını kendi üstüne bile almamış. Eğer Mehmet bu cinayette Mehmet'in parmağı varsa biz onun arkasında zaten durmayız. Ama eğer cinayette Mehmet'in bir suçu yoksa biz kendi çocuğumuzun, kendi kardeşimizin arkasında durarız dedi. Hı hı. Tek şey bu muymuş yani? Benim tek şeyim bu muymuş? Ya evet. Ya bana bu geçerli sebep şunu yaptı bunu yaptı desin Didem Hanım. Son olarak özür dilerim Didem Hanım. Şunu da eklemek istiyorum. Hı hı. Son olarak Şahin Bey Derya Hanım'ın kendi özel hayatında karışık olduğunu söyledi. Özel hayatının ne alakası var? Yani neye ima ediyorlar? Beni ne kadar tanıyormuş acaba? Hiç muhatap olmuş mu, konuşmuş muyuz? Nasıl tanıyor beni? Evet. Yani nereden tanıyor? Cevap hakkı doğuyor işte. Çıksın karşıma. Çıksın karşıma ben buradayım.
Hayır yani özel hayatı karıştırdık derken Derya Hanım'ın yani Vedat Bey'den bahsetmiyor anladığım kadarıyla. Derya Hanım'la ilgili yani onun tarafında ya da onun tanıdığı bir erkek ya da başka biri tarafından mı Nihal'in başına bir şey getirilmiş olabileceğini mi ima ediyorlar? Açık açık konuşalım ya. Konuşalım. Olur konuşalım yani. Konuşalım. Belki sizin dediğiniz gibi. Bir dakika. Şunu söyleyelim. Sonuçta boşalmış gitmiş. Senin bir hayat arkadaşın olabilir. Bir hayat arkadaşının yani şu anda beraber yaşadığın biri var mı senin? Biri var ama beraber yaşamıyoruz. Yani bir sevdiğin, evet, beraber yaşamıyoruz. Biri var. Dolayısıyla o kişinin herhalde onu ima ediyorlar. Alakası yok. O kişinin Nihal'in kaybıyla bir bağlantısı olabileceğini, o kişinin Nihal'i öldürmüş olabilir. E bunu niye o zaman böyle kaçarak konuşuyorlar, kaçak dövüş yapıyorlar? Bunu mu ima ediyorlar? Doğru mu anladım Sevda? Aynen öyle Didem Hanım. Veya yani sizin dediğiniz gibi bunu ima ediyorlar ya da şunu belirtmeye çalışıyorlar. Hani kendi özel hayatıyla o kadar çok ilgileniyor ki kendi kızının başında durmamış, kendi kızına sahip çıkmamış birinden Derya Hanım'dan bahsediyoruz gibisinden de bir ima yapıyorlar. Ama sizin yayınlarda belirttiğiniz gibi biz bu kapıdayız. Cevap haklarını kullanabilecekleri her an bu kapıda bize ulaşabilirler. Didem Hanım ben saklamadım zaten. Doğanay Hanım'la ben her şeyi konuştum. Hı hı. Bilgileri var zaten. Bir dakika Pınar'cığım ben şimdi bunu burada konuştuğum için şey yapıyorum ama çok rica ediyorum. Bende deşifresi var. Bu deşifreyi olduğu gibi çok acil bir seslendirme istiyorum. Özgür gitsin. Kim seslendiriyorsa seslendirsin. O görüntüyü ekranlara getirmek istiyorum ben bugün. Çok rica ediyorum. Hemen o görüntüyü hemen derhal seslendirme yapsınlar yani. Ya böyle ne yapacaklarını yani. Şaşırdılar, sıkıştılar. Nasıl çamur atarız diye artık buna başvuruyorlar artık. Ya ben buradayım. Peki senin hayatındaki o kişi sormak durumundayım. Tabii. Sizin eve gelir gider miydi? Hayır. Nihal'le bir ilişkisi daha ilişkilerken böyle diyaloğu var mıydı? Görüyor muydu Nihal onu? Yoktu. Yani bir de o kişi niye öldürsün yani? Vedat ne diyorsun? Yok Didem Hanım, hiç ilgisi yok ya. Alakası yok Didem Hanım. Hiç ilgisi yok Didem Hanım ya. Uzaktan yakından alakası yok. Yani niye böyle bir şey yapsınlar yani? Niye? Ya sıkıştılar, çamur atıyorlar işte Didem Hanım. Ya peki. Apaçık ortada. Ben hiçbir şeyimi saklamadım ki zaten.